Aynı tarihte, aynı günde buradayız ve hangi makamda, hangi mevkide, hangi görevde olacak olursak olalım, yine kendisinin ölüm yıl dönümünde Allah sağlık verdikçe, bir başka engel olmadıkça burada olacağız. Ben son 9 yıldır 22 Ocak günlerinde Veli Ağbaba, Nurettin Demir ve Sevim abla ile birlikte buradayım. Bundan öncekilerde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili sıfatıyla buradaydım. Bugün partinin genel başkanı olarak buradayım. Böyle günlerde burada genel başkanın varlığı bütün Cumhuriyet Halk Partililerin varlığı demektir. Ben bugün partimin en yeni kaydolmuş, 18 yaşını yeni doldurmuş üyesinden en kıdemli 100 yaşındaki üyemize kadar hepsinin gönülden Kamer Genç'in ailesine bir kez daha taziyelerini, iyi dileklerini iletmek ve tarih önünde en haklımız Kamer Genç'in mezarı başından bütün Türkiye'ye bir kez daha seslenmek üzere buradayım. Kamer Genç'in hikayesi Cumhuriyet'in hikayesi. Tunceli'nin, Nazimiye ilçesinin, Ramazan köyünde keçi güden bir çocuğun Cumhuriyet'in imkanlarıyla gelip hakim olduğu, savcı olduğu, hukuk fakültesini bitirdiği, daha sonra anayasa yapılırken orada olduğu, Cumhuriyet'in verdiği görevle o darbe anayasasına hayır oyu veren tek kişi olduğu, sonra defalarca milletvekili olduğu ve sözünü sakınmadığı ama görevini bildiği, yani nasıl vatana bayrı, millete bağlı, bayrağa bağlı, ülkenin bölünmez bütünlüğüne bağlı. Bu dağlarda onun hakkında ölüm emirleri verildiğinde bile bir adım geri atmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, şimdi başkanlığını yaptığım gruba da hep söylediğim bir şey var. Kişisel olarak geri adım atabiliriz. Kişisel olarak korkarız, susarız. Kişisel olarak eğiliriz. Ama CHP milletvekilleri söyleyeceği sözden bir kelime eksik konuşamazlar. Bir adım geri atamazlar, bir santim eğilemezler. Çünkü bilirler ki biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürürler.